Babalar cümleten selamünaleyküm. Bu ara morallerim çok bozuk kardeşim. Ben morallerim bozuk olduğu zaman ne yapıyorum? Hamama gidiyorum bak, net söylüyorum. Hamam taşına yatıyorum. Şöyle sırtımı dayıyorum kardeşim. Düşünüyorum amına koyayım ya. Vallahi düşünüyorum. Ama bugün kanka niyetliydim. Bak niyetliydim. Ama hiç gidesim yok gerçekten. Sebebi bilmiyorum yani. Her şeyde bir hayır vardır derler ya. Bilmiyorum, gidesim yok. Bak çantamı da hazırladım bak. Vallahi billahi jam çantamın içine koydum yani. Kesemi koydum, şampuanımı koydum. İşte havuz şey var ya, havuz. Neydi lan onun adı? Denize girerken deniz şortunu koydum. Çünkü havuz var orada. Vazgeçtim kardeşim. U dönüşü yaptım. Bizim orada sevdiğim bir kanatçı var. Kanat hem yapıyor ızgara olarak hem de kasap olarak, çiğ olarak satıyor. Gittim kardeşim oradan. Şöyle 110 liralık tam 1 kilo bak. Bak 1 kilo. Görünüyor mu bilmiyorum. 1 kiloluk kanat aldım. Lavaş aldım. 2 tane. Şöyle biberim var. Biber aldım, kıl biber. Bir poşetin içinde. Şimdi eve gidiyoruz. Kanat yapıyoruz kardeşim. Bugün de videonun konusu bu. Çakmağımı da alayım. Kapat. Dur arabayı kapatayım, sonra videoyu kapatayım kanka. Ah ne yaptık biz şimdi? Kardeşim şu otomatik arabayı kapatmayı biliyorum, yapıyorum ama hep böyle düşünüyorum ya. Ne yapıyorduk? Boşa mı aldık? P'ye mi atıyorduk falan? Şimdi kardeşim araba boşta. El frenini çektik. Tamam, parka alalım. İstop edelim. Aslında var ya, şu teybi kapatmam lazım benim ya. Dur bir daha açacağım o yüzden. Bluetooth şeye de çıkık. Akü bitmesin diye kardeşim. Gizliden akü müyü artık bilmiyorum. Akü bir kere şey oldu yani. Bitti. Evet. Kapat. Şimdi eve geldim. Kanatları hazırlıyorum. Yani poşetten çıkaracağım. Biberleri yıkayacağım. Elektrikli mangalı dizeceğim. Hatta size şunu göstereyim dur. Şundan kesinlikle alın bir tane. Elektrikli mangal kardeşim. Bunun olayı ne biliyor musun? Şunu açtın kardeşim. Çalıştırmadan önce. Şöyle birazcık su ekleyeceksin ki şey olmasın. Yanmasın mı? Bir şeyler oluyor. Şimdi şunun altını açmayalım. Fişine takalım ama. Tamam. Fişine taktık. Şunu çalıştıralım. Hafiften ısınmaya başlasın. Ben de o sırada kanatlarımı dizeyim. Ya bu elektrikli mangal. Bunları ortaya koyuyorum. Orta daha iyi pişiriyor çünkü. Bak gördün mü? Sonra şu poşet şuradaki şeyi de aynı şekil. Biliyorsunuz. Dur. Ha bunu kapatalım. Bunda şimdi yok abi. Bunu da böyle sosunu alıyorsunuz kardeşim. Böyle güzelce. Şöyle. Sonra bunu kısalacağım. Hatta şöyle kalsın. Tamam. Bu şekilde kardeşim pişmeye bırakıyorum. Ben ne yapacağım? Domates doğrayacağım. Soğan doğrayacağım falan filan. Okey. Tavuklar hazır. Şu şekil. Lavaş alta sardım. Kapağını da kapattım. Yumuşacık oluyor lavaş bu şekilde. Burada da garnitür var. Soğandı, biberdi falan filan. Şöyle. Domates. Şu soğan olmuş mu? Şöyle yapalım birazcık. Şunu da şöyle yapalım. Şimdi gelelim maliyete. 110 lira tavuğa verdim. Sarı kol aldım. 20 lira mıydı neydi? Ondan sonra biberdi, soğandı, domatesdi. Bunlar da 15 lira, 20 lira tuttu. Kaç yaptı? Düz 150'di abi. 110, 20, 20. 150. Bu kadar. Ne
Hakan tuvalete çıldır sömür yüzünden bir saat tıkalı kaldım ve hayattan nefret ettiğini hissettim. Ben hissettim. Sebebi gerçekten tehlikeli. Kendisi bu olmalı, mutluluk olmalı. Ne zaman bir beklentim, özür veya tatmin sürecini ilerse sağlamalı. Ve ilk insanın bile anlanarak hayatta kalmasını sağlayıp bu günlere gelmemizden olmalı. Motivasyon olmalı. Bu ilişki o kadar bitti ki. Ağam ben iptalim.